Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Finansal tüm işlemlerinizi tek tıkla halledebileceğiniz, tüm çözümleri sağlayan HiHi Cüzdan'la gerçekleştirdiğimiz röportajımızı seyrediyoruz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Tabii. Ben Berk Çağlayan, HiHi Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketinin genel müdürüyüm. Şirketin ilk kuruluş günlerinden itibaren şirkette yönetici olarak görev yapıyorum. Peki firmanın kuruluş amacını ve hikayesini dinleyelim. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi dijital bir çağdayız ve her şey dijitalleşiyor. Evet. O noktada da para konusunda özellikle büyük kolaylıklar sağladığınızı biliyorum. Tabii hepsini konuşacağız ama firmanız nasıl kuruldu, öyküsü nedir? Firmamız 2020 yılının sonlarında aslında yalın bir dijital cüzdan girişimi olarak kuruldu. Bugün ise çok daha finansal kolaylıkları sağlayan çözümler sunan kapsamlı bir fintech çözümü. Fintech dediğimiz yani finansal teknolojiler sektörün burada önemli oyuncularından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz biz de. Kuruluşunda iş dünyasının önemli isimlerinin bir araya gelerek kurduğu şirketimiz. Daha sonrasında da Türkiye'nin önemli kurumları, hatta global bazda oldukça önemli kurumlarının ikinci tur yatırımlarıyla gücüne güç kattı diyebiliriz. Evet, zaten tabii ki almış olduğunuz ödüllerle de bunu kanıtlamış bulunuyorsunuz ama oraya sonra geleceğim. Şimdi gelelim aslında hangi finansal işlemleri gerçekleştirdiğinize. Çünkü birçok aslında alanı var ve neler yapılıyor ben hemen sormak isterim. Kullanıcılarımız birçok finansal kolaylıktan faydalanabiliyorlar. Bunlara anında ulaşabiliyorlar. Örneğin en başta doğalgaz, su faturası, elektrik faturası gibi faturaların taksitlendirmenin yanı sıra aynı zamanda giyim, market, akaryakıt gibi günlük hayatımızı çok yer tutan harcamalarını da cashback dediğimiz nakit iadelerini alabiliyorlar. Bunun dışında ön ödemeli kartımızı fiziksel veya sanal olarak kullanabiliyorlar. Yine bunun dışında kullanıcılarımız çok daha avantajlı koşullarla kredilere ulaşabiliyorlar veya çok daha avantajlı koşullarla mevduat hesaplarını açabiliyorlar. Şimdi sağlamış olduğunuz birçok kolaylık var aslında, giyim dedik, akaryakıt dedik, bunlar gündelik hayatımızın ayrılmaz birer parçası aslında ve tabii ki her şeyin hızlıca ve kolaylıkla olduğu bir dünyayı da hak ediyoruz diyebiliriz. Evet. Şimdi her şey kolay mottosuyla bu yola başladınız, bu yolculuğa çıktınız ve hala o mottoyla ilerliyorsunuz. Peki neden her şey kolay, nasıl oluyor? Evet, bugün herhangi bir alandan kredi başvurusu yapmanız mümkün. Fakat bunu çok daha uygun koşullarla yapmak, bu bizim sağladığımız bir kolaylık. Yine aynı şekilde mevduat hesabı açmak zor bir işlem değil. Ama daha uygun koşullarla bunu açabilmek tabii ki şirketimizin sağladığı bir kolaylık. Bunun dışında akaryakıt alımlarını istediğiniz kredi kartıyla yapabilirsiniz tabii ki. Ama bizim üzerimizden yaptığınız zaman otomatik ödemeyle anında aracınızdan bile inmeden ödemeyi yapabilmek ve üstüne de nakit iade alabilmek. Tabii ki bu bizim sağladığımız bir kolaylık. O yüzden mottomuzla çok örtüşüyor. Veya doğalgaz, su, elektrik faturalarını ödemek oldukça zaten evet, kolay bir işlem olmasına rağmen bunu taksitlendirerek ödeyebilmek yine bizim sağladığımız bir kolaylık diyebiliriz. Bu aslında çokça talep edilen bir durumdur diye düşünmekteyim. Doğrudur, evet. Çünkü fatura ödeme noktasında da kaldı ki yoğun bir iş hayatımız varsa özellikle, evet, telefonla bir tıkla her şeyi halledebiliyoruz. Fakat dediğimiz gibi bunu en kolay biçimde, en hızlı biçimde yapabilmek de önemli. Evet. Peki bu cüzdanı nerelerde kullanabiliyoruz? Aslında bizim kartımızı tüm ATM'lerde ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz. Hatta Türkiye'yle de sınırlı değil, yurt dışında da kolaylıkla kullanabilirsiniz. Fakat tabii anlaşmalı olduğumuz çok sayıda seçkin moda markası var, giyim markaları var. Yaygın süpermarket zincirleri ve akaryakıt istasyonları var. Buralarda kullanırsanız nakit iadesi alacağınız için çok daha avantajlı olacaktır. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Güzel bir röportajdı. Çok teşekkürler. Ve böylece bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugün iş dünyasının önemli oyuncularının gerek vizyonel bakış açıları, gerekse yenilikçi ruhu eşliğinde sektörel dinamikleri ve başarı anlayışlarını farklı bir perspektiften ele aldık. Umarım bu diyaloglar sadece bilgi birikiminizi zenginleştirmekle kalmayıp aynı zamanda düşünce ufkunuzu genişleten bir ışık kaynağı olmuştur. Gelecek programımızda varoluşun bu karmaşık dokusunda yeniden buluşmak dileğiyle
Sizlere esenlikler dilerim. Unutmayın, düşünceler dünyamızı şekillendirir ve bilgi en değerli servettir. Ben Aycan Gül. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.